I got broads in Atlanta, switch to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the family. PlayStation 1'in lazer ayarını ve içeriğini göstereceğim. Bu gördüğünüz PC One'ın adaptörlü modeli. Yani adaptörsüz olan kalın kasa değil, bu ince adaptörlü olan model. Bu şekilde gösteriyorum. Altında 6 adet vida yeri var. Bu 6 adet vidayı söktükten sonra içeriğini göstererek size lazer ayar nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi gösteriyorum sıradan vidalar nasıl söktüğünü. Şu şekilde vidalar var. Bu şekilde sıradan söküyoruz. Sökme işlemimizi tamamladık. Vidalarımızı söktük. Şu şekilde içini açıyoruz. Bakın bu gördüğünüz kapağı zaten. İçeriği bu şekildedir. İki tane kablosu var soket şeklinde. Bunları çıkartıyorsunuz. İçeriğini anlatayım size önce. Şu gördüğünüz kısım lazerin olduğu kısım. Okuyucunun olduğu kısım yani. Şöyle yakından da gösterebilirim. Şu şekilde. İçeriği budur lazer kısmının. Şu anda anakart kısmına geçiyoruz. Koruyucu metal vardır. Bu cihazların tamamında mevcuttur. Şu şekilde koruyucu metali aldıktan sonra içeriğini göstereyim size. İçeriğinde gördüğünüz gibi anakartın olduğu içerikte bir tane çip vardır. Bu çip yani entegre korsan CD oyununun okumasını sağlar. Gördüğünüz üzere bu şekildedir anakartımız. Yani bu korsan CD okuması sağlar. İçinde görülen entegre çip bağlantısını yakından gösterdiğimde budur. Gördüğünüz gibi. Yani anakartımız bu. Bu modelde basit ufak bir anakart üzerine kuruldur her şeyi. Göründüğü gibi. Şimdi tekrar monte ediyorum yerine anakartı ve korumasını. Size lazer ayarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde anakartımızı ve korumayı oturtuyoruz. Bunu oturtururken dikkat edelim ki cihazımızın herhangi bir statik elektriğe maruz kalmasını engelleyelim ve düzgün oturtturalım. Lazerimizin de şurada gördüğünüz yerden lazer ayarı yapıyorsunuz. Ufak bir nokta şeklindedir zaten. Şurada yine tornavida ile gösteriyorum. Buradan hafif sağa veya sola doğru oynatarak lazere ince ayar verebilirsiniz. Lazerinizin ömrü varsa CD'yi sağa veya sola çevirerek okutturma şansınız var. Ancak bazılarında lazerin ömrü dolduğu için lazerin değişmesi gerekmektedir. Ve buradan da ince ayar yapsanız dahi ince ayar olmayacaktır ve CD okumayacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Biz şimdi şu anda görünenin hafiften sağa doğru çeviriyoruz. Şu şekilde gördünüz. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman hassasiyeti artıyor. Yani CD okuma hassasiyeti artıyor. CD dönme hızını da arttırıyor. Ve yerine takıyoruz. Basit bir şekilde oturtuluyor. İki tane kablosu vardır zaten. Bu şekilde. Lastikli bölümlerini yerine oturtuyoruz. Kablosunu takıyoruz. Bu şekilde. Ve kasasını yine bu şekilde oturtuyoruz. Tabi kasayı oturturken güzelce oturturalım ki CD içinde gezdiği zaman şu şekilde görünen bölümde iyi vidalamazsanız sürtme yapar. Bundan sonra şu anda göründüğü gibi bundan sonra şimdi çalıştığını göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi lazer ayarımızı yaptıktan sonra cihazımızın nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Göreceğiniz üzere takıyorum CD'mizi. Kopya CD takıyorum yine. Takıyorum ve power aynı zamanda reset tuşudur bu cihazlarda. Açıyorum. Ve cihaz başlıyor. Göreceksiniz nasıl ayarlı olduğunu ve olmadığını. Bakın CD okuduğunda zaten direkt okuduğu için PlayStation yazısıyla logosu çıkar. Ve oyunu yüklemeye başlar. Ve oyunu açar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde okur. Başka bir CD deneyeyim sizin için yine. Farklı bir CD açalım. Başka bir tane daha takıyorum.
Açıyorum. Size bu arada bir bilgi daha vereyim. CD'nin lazer eğer ne kadar iyi olursa CD'nizin yüklemesini cihaz o kadar daha hızlı yapar. Lazer eğer ne kadar zayıf ve kötü ise yüklemeyi daha yavaş yapar cihaz. Bu CD'den CD'ye de değişiklik gösterebilir. Bilginiz olsun. Zaten okumadığı zaman bu logo çıkmaz. Bakın güzel olduğu için hızlı yükleme yaptı. Normalde bu oyunu lazer ayarı bozukken ne açıyordu ne hızlı yüklüyordu. Şu anda ise hızlı hızlı yüklüyor. Ve görüntüde takılma yapmıyor. Bu şekilde. Videolarımı beğendiyseniz beğenin. Beğen butonuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni takip etmek için lütfen abone olun. Ve yeni videolarımda beni takip edebilirsiniz. Şimdiden size teşekkür ediyorum.